Arkadaşlar merhaba bugünkü dersimiz beşinci ünete davranış bilimleri bir ünitesinin küreselleşme ve ekonomi kurumunu bugün inceleyeceğiz. Iki hafta kadar bir tatil yaptık. Sizler dinlendiniz, sınavlarınızı oldunuz. Bizler de dönemi bitirdik. İkinci dönem için şu an bir sınav haftasındayız. Bugün davranış bilimlerinin beşinci ünitesi küreselleşme ve ekonomi kurumu üzerinde durmaya çalışacağız. Küreselleşme nedir? Küreselleşmenin süreçleri nelerdir? Tanımları üzerinde duracağız. Daha sonra küreselleşme ile ekonomik kurumu bağlantısını açıklamaya çalışacağız. Çünkü işte küreselleşme ekonomi kurumuyla doğrudan bağlantılı. Ekonomide, ekonomik sosyolojide davranış bilimlerinin çok önemli konularından bir tanesi. Çünkü toplumda ekonomik yapı, ekonomik göstergeler, yaşam biçimlerimizi eceğim sağlık kri turizm, e, eğlenme e, gibi tüm e, örgüsel davranış içeren, e, toplumları içeren, e, toplum içerisindeki davranışlarımızı içeren bütün konular ekonomik kurumu tarafından e, şekilleniyor biliyorsunuz. Yaşam e, standartlarımız, yaşam durumumuz bunlardan faydalanma sürecimiz. E, ekonomiyle sosyoloji bilimi arasında bir e, bağlantı var. Biraz bunlar üzerinde e, gideceğiz bağlantı şu aslında. Çünkü toplum içinde yaşanan her olayın arkasında ekonomi bilimi yer alıyor. Çünkü ekonomik olaylar eğer insan yoksa ekonomi de yok. Toplumlar yoksa ekonomi de yok. Bütün ekonomik yapıyı incelerken toplumsal yapıyı, toplumsal kuramları incelemek durumunda kalıyoruz. Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar neydi? İşte eğitim, din, aile, e, e, nüfus, e, bunun dışında din kurumu, e, kentleşme hepsi bunların ekonomik yapı tarafından, e, e, ekonomik kurumu tarafından e, şekilleniyor. Dolayısıyla e, sosyoloji bilimiyle e, ekonomi bilimi e, iç içe bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü ünitemizde de işte önce küreselleşme nedir... ...küreselleşme ile ilgili kavramlar nelerdir... ...bunlar üzerinde duracağız... ...daha sonra toplumsal yapı nedir... ...toplumsal yapı ve kurumlar nelerdir... ...toplumsal yapıyı oluşturan... E, ...unsurlar nelerdir... ...bunlar üzerinde duracağız... ...daha sonra da kapitalizm kavramı nedir... ...kapitalizmin küreselleşmesi nedir... E, ...kapitalizm biliyorsunuz... ...daha önce... E, Marx'ın düşünce yapısından... ...ortaya çıkarak... E, ...şekillenen bir kavramdı... sosyalizmle ile kapitalizm birbirinin zıttı kavramlardı. Kapitalizmin tam zıttı sosyalizmdi. Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi ilk konumuz e, tabii küreselleşme ile ilgili karşımıza e, çok kafa karıştıran 3-4 e, tane kavram var. Bunlar birbirlerine çok yakın gibi gözüküyor. Hı, ama aralarında farklılıklar var. E, şimdi bu farklılıklar neler? Biraz isterseniz bunlar üzerinde e, durmaya çalışalım. Bu kavramları açıklamaya çalışalım. Bunlardan bir tanesi... E, Globalizm ya da küresellik kavramı. Şimdi her ikisi aynı kavram, o yüzden iki kavramı bir arada vermeye çalıştık. Her ikisini de kullanabiliyoruz. Biz bugün globalizm diyoruz ya da küresellik diyoruz. İkincisi globalite küresel kavram ya da küresellik. Globalleşme, küreselleşme. En çok da galiba bunu kullandı, kullanıyoruz. Ee, Türkçe'de de çok işte globalleşme süreci ya da küreselleşme süreci hangisini istersek ikisini birden. Ama çok fazla kullandığımız kavramlardan birisi bu. Bu lokalleşme, kavramları. Hepsi eş kavramlar. Bunlar birbirinden farklarını isterseniz ondan başlayalım. Önce globalite nedir? Küresel kavram nedir? dünya toplumu anlayışını ifade eden bir kavramdır. Ülkelerin çok boyutlu ilişkiler içerisinde birbirlerine bağımlılıklarını gösterir. Mesela işte dünya toplumu anlayışı dediğimiz bütün dünya toplumunda ortak bir anlayışı ifade eden bir kavramı gösteriyor. Mesela işte ne diyoruz? İşte küresel ekonomi diyoruz. Yani küresel ekonomi dediğimizde ya da globalite e, açısından ekonomiye bak, baktığımız e, e, olay diyoruz. Yani bütün dünya toplumunun aynı ekonomik anlayışı benimsemesini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ayırt edelim şimdi bu kavramı. İkinci kavramımız blokalleşme ya da diğer bir anlamıyla küreellik dediğimiz bir kavram. Belirli bir belirli bir glokalleşme ya da küreellik, belirli bir kavrama ait olanın küresellik e, ya da belirli bir kültüre özgü olanın her tarafta yaygınlaşması. Ortak bir anlayış içerisinde e, yer alması e, kavramına glokalleşme diyoruz ya da ne diyoruz? Küresyellik diyoruz e, bu kavrama. E, bu kavram e, baktığımızda arkadaşlar Pardon şöyle yapalım ee, gösterelim. Ee, mesela McDonald's'ı kitapta örnek olarak vermiş. Glokalleşme ya da küre yerliği. Ee, McDonald's e, mesela belirli bir kültüre özgü Amerika'da ilk e, ortaya çıkan e, bir e, fast food e, yiyecek zinciri. Ama şu an baktığımız zaman e, dünyanın neresine giderseniz gidin e, işte e, biz ne yapıyoruz şeyi görüyoruz işte McDonald's'ı her yerde görüyoruz. Glokalleşme küreğerlik kavramı. Ya da ne olsun yiyecek kültüründen diyoruz. Ya da Levi's mesela aklıma geldi. Kot pantolon. Yine ilk Amerika'da çıkıp bugün dünyanın her yerine gittiğinizde Levi's bir kot firmasıdır. Bugün işte glokalleşmiş belirli bir kültüre özgü olanın bütün dünya genelinde bu kot markasının incelenmesini ifade eden bir kavramdır. Ee, globalite küresel dediğimiz kavram, e, globalite kavramı e, özellikle e, dünya toplum anlayışını ifade ediyor. Ülkelerin çok boyutlu ilişkiler içerisinde birbirlerine bağımlılığını ifade eden kavramlardan bir tanesi, dünya toplumu anlayışını ifade eden bir kavram. Son kavramımız ise globalleşme ya da küreselleşme dediğimiz kavram ise uluslararası aktörler tarafından belirlenen bir sistemi ifade ediyor. Bu sistemde, bu süreçte ülkelerin ekonomisi, kültürü, siyaseti, işte sivil toplum örgütleri birbirini indirmek için her yerde aynı bir şekilde ifade ediliyor aynı bir şekilde kullandığını ifade eden bir kavram bu mesela ne diyelim buna eğitim sisteminden söz edelim mesela bir, bir kitapta ekonomi kültür siyaset sivil toplum birbirine indirgemeksizin sizin yan yana görülürler diyor mesela şimdi benim aklıma eğitim sistemi geldi kitaptan farklı bir örnek verelim. eğitim sistemi bugün e, globalleşti ve küreselleşti yani özellikle bu Erasmus programları üniversitelerin birbirleriyle aynı krediyle ders yapması kredi sistemlerinin ders saatlerinin aynı olması ya da mesela çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri diyoruz bölümü diyoruz. Buradaki ders programıyla bugün e, ne diyelim Belçika'da bir üniversitede çalışma ekonomisi programı aynı dersleri veriyor ve kredileri aynı. Ne yapıyoruz? Biz en azından uluslararası bir e, programda belirli bir sistemi ifade ediyoruz ve bu sistem nereye giderseniz gidin öğrenci aynı dersi alıyor, aynı krediyle alıyor. Dolayısıyla memleketine döndüğünde bu dersten e, farklı ülkede Aldığı bir dersten bir mağduriyet yaşamıyor. İşte bu da globalleşme sürecini karşımıza e, gösterebiliyor. Şimdi geldik e, e, tabii küreselleşme süreci içerisinde. E, tabii konu çok uzun olduğu için ben e, böyle slaytları nokta atışları yaparak e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Süremizde e, yeterli olması açısından arkadaşlar ee, diğer ayrıntıları tabii kitaplarında kitaplarınızdan okursanız çünkü ben sadece tabii belirli ıı, konuları paylaşabileceğim sizinle burada da ıı, slaytları hazırlarken ıı, bu ıı, küreselleşme ve ekonomi korununun ıı, en ıı, popüler konularını ıı, sınavlarda Soru gelebilecek konularını ve kavramlardan yola çıkarak kavramsallaştırmış konulardan yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Hepsini tabii anlatmamıza imkan yok. Bu küreselleşmeyi biraz önce tanımladık. İşte globalleşme, küreselleşme sürecinde bazı kuramcıları görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Ronald Robertson, önemli kuramcılardan bir tanesi. Çünkü Robertson küreselleşme iki boyutta açıklamaya çalışmış. Bunlardan bir tanesi işte homojenleştiriciler, yani bir örnekleştiriciler. Diğeri de heterojenleştiriciler, yani farklılaştırıcılar. Homojen olmak neydi arkadaşlar? Hatırlıyorsanız mesela grup konusunda homojen homojenlikten söz etmiştik. Bir örnek olması ortak norm ve değerleri paylaşmak ortak bir yapı altında yer almak ve genelde sosyal bilimcilerin çoğu homojen bir yapıyı benimsiyor. Özel homojen yapıyı biz kırsal kesimde daha çok görüyor idik ya da küçük toplumlarda Homojenleştiriciler daha baskın bir şekilde yer alıyordu çünkü ortak bir norme değerde buluşmak daha kolay oluyor idi. Heterojenleştiriciler ise farklılaştırıcılar daha çok bu burada homojen kavramda daha çok Giddens'ı, Anthony Giddens'ı kuramcı olarak görüyoruz üzerinde duran genelde Anthony Giddens'ın ve işte Karl Marxist yaklaşımlarla bir arada bu konuyu incelemeye çalışmış. Eğer sınavlarınızda hani kuramcı adı gelirse bu kavramın önde, küreselleşme kavramının önde gelen isimleri Robertson ama homojenleştiriciler ya da bir örnekleştiriciler dediğimiz kuramcılar Giddens'la Marx'ın düşüncelerini görüyoruz. Heterojenle Farklaştırma kavramında ise start mill kuramcısı olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok onu görüyoruz. Bunlar da yapının farklılaştırmasından söz ediyor. Modern bir yaklaşım olarak görülüyor. Genelde modern toplumlarda büyük toplumlarda yani kentli gibi büyük toplumlarda heterojen bir yapıyı görüyoruz çünkü norm ve değerler biraz daha farklılaşıyor daha esnek oluyor heterojen bir yapı içerisinde yine toplumların ekonomik yapısını incelerken de kuramcılar bu bakış açısıyla incelemeye çalışmışlar. Şimdi tabii ekonomi deyince karşımıza arkadaşlar toplumsal yapı geliyor. Toplumsal yapı ve kuramlar, kurumlar geliyor. Birazdan bu toplumsal yapı ve kurumlarda kurumların bireysel görevleri üzerinde duracağız. Toplumsal yapı deyince sistem özelliği gösteren ve bir bölümdeki değişmelerin diğerlerinde etkilemesi kavramı karşımıza çıkıyor. Tabii toplumsal yapıyı oluşturan hatırlıyorsanız ilk bölümde... bir Biraz söz etmiştim kültür e, statü ve roller toplumsal yapıyı oluşturuyordu e, kültür zaten bir toplum içerisinde hangi tür davranışları e, olduğunu e, norm ve değerlerle bize e, belirleyen ve e, toplumları bir arada tutan ve yapı içinde çok önemli bir kavramdı kültür e, bir toplumdaki norm ve değerlerle yine e, e, hem maddi hem de maddi olmayan değerleri inceleyen ve toplumda e, yapıyı oluşturan önemli bir elemandı. Yine toplumla yapı içerisinde statüyü görmüştük. Statü edinilmiş ve kazanılmış statü diye ikiye ayrılmıştı. Edinilmiş statü doğuştan gelen statü, kazanılmış statü de bireysel çaba harcayarak harcadığımız statüyü ifade etmişti. Bu da toplumsal yapı içerisinde çok önemliydi. Ee, yine toplumsal yapıyı oluşturan e, sistemlerden bir tanesi de e, rol kavramlarıydı. Toplum içerisinde herkesin oynadığı oyunlar vardı. E, bu da Toplum içerisinde işte anne, baba, çocuk gibi rollerimiz olduğu gibi iş yerlerinde veya bir toplum içerisinde de rollerimizin olduğundan söz etmiştik. Doktor, avukat, mühendis gibi. Bunlar da toplumsal yapıyı oluşturan önemli özelliklerden birisiydi. Tabii toplumsal kurumlarda toplumsal yapı içerisinde var olan e, ve toplumun kurallarını belirleyen e, kurumlarda çünkü bu toplumsal kurumlar olmasa toplumsal yapı oluşturulamaz e, diyebiliriz birazdan bu toplumsal kurumların e, özelliklerini işte aile din e, e, mesela askeriye e, sağlık bilim gibi bir sürü toplumda toplumsal e, kurumlar var. Bunlar da toplumun kurallarını belirliyor ki toplumda düzeni sağlıyor. Bu yüzden de bizim için çok önemli olduğundan söz etmiştik. Toplumsal yapının işlevlerine baktığımızda arkadaşlar Tabii toplumsal yapının dört tane önemli işinden söz ediyoruz. Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlardan da birazdan söz edeceğiz. Toplumsal yapıyı oluşturan önemli kurumlar var demiştik. Bunlara baktığımızda da işte belirli yapı içerisinde baktığımızda özellikle toplumsal kurumların bütünleştirme, yönlendirme uygulama ve koruma görevleri olduğundan söz etmiştik. Bütünleştirme dediğimiz kavram aile ve eğitim gibi kurumlar, Bunların temel özellikleri toplumu bir arada tutmak, bütünleştirmek, ortak amaçlar doğrultusuna bir araya getirmek. Mesela şekilde de gördüğünüz gibi burada ne yapmış? İki tane el bir koruyucu görevi var. Aile resmi görüyoruz. Anne baba ve çocuklardan oluşturuyor. Bunun en önemli özelliği bütünleştirmenin tabii toplumları bir arada bütünleştirmek, bir araya getirmek. Yine mesela eğitim kurumunun en önemli görevlerinden bir tanesi bütünleştirme. Diyelim ki her okul kendine göre bir eğitim sistemi oluştursa bu toplumsal yapının işlevlerini bozar. O yüzden mesela bütün okullar milli eğitim müfredatına bağlıdır diyoruz. Bütün üniversiteler yüksek kurumu yani YÖK'e bağlıdır diyoruz. Çünkü neden? Eğitim bir bütünleştiriyor. Her üniversite kendi kafasına göre davranış e, yapamıyor. Her üniversite kendi e, ne, kafasına göre belirli dönemde açıp kapatamıyor. Ya da e, işte belirli haftalarda e, 12 hafta gibi ders işlenme zorunluluğu var. Bu nedir? Eğitimin bütünleştirme görevidir. Yani toplumsal yapının önemli görevlerinden bir tanesi. İkincisi tabii ki yönlendirme görevi çok önemli. Kurumlar toplumsal kurumlar yönlendirme görevini ifade ediyor. Mesela hangi kurumlar yönlendiriyor? Genelde işte siyasi partiler, hükümet, devlet yönlendirme görevini üstleniyor. Nerede ne yapacağımız konusunda bilgi veriyor. Yasalarla bizi yönlendiriyor. Ne yapıyor? Yasaları oluşturuyor. Ee, bu yasalar bizim e, bizi nasıl davranış, mesela işte aklama şimdi geldi, bu ay vergi ödüyoruz. Ne yapıyor? Bizi devlet yönlendiriyor. Diyor ki işte vergi ayı, işte araba, motorlu taşıtlar vergisini ödeme zamanı diyor. Ocak sonuna kadar diyelim ki ödeyin diyor. Yani ne yapıyor? Bizi yönlendiriyor. Uygulama görevi ise. Ee, uygulama şeklini bize ekonomi kurumu sağlıyor ki biz bugün işte ekonomiyi anlatıyoruz. Ekonomi'nin en önemli görevlerinden bir tanesi uygulama. Yani ne yapıyor? Ee, kurum olarak üretim yapıyor. Ee, ne, neyi üreteceğimizi, ne kadar miktarda üreteceğimiz konusunda bizi bilgilendiriyor. Ee, yine e, nasıl tüketeceğimizi ifade ediyor. Çünkü insanlara ne diyor uygularken ürettiğiniz kadar tüketin, kazandığınız kadar tüketin ki sıkıntı çekmeyin diyor. Ama sosyoloji bu açıdan uygulama açısından toplumsal yapıyı nasıl belirliyor? O da diyor ki ekonomi kurumuna toplumlar ürettikleri kadar tüketemiyorlar. Çünkü sosyoloji bilimine göre toplumda insan davranışları değişebiliyor. Öyle olsaydı bugün biz kazandığımız kadar tüketirdik ama ne yapıyoruz? Bazen kazandığımızın dışında da tüketiyoruz. Kazandığımızın dışında bir tüketim harcaması yapıyoruz. Ya da işte uygularken pazar yerleri işte pazar yerleri üreticiyle tüketiciyi bir araya getiren yerler ekonomi bununla da ilgileniyor. Diyor ki insanları pazar yerinde bir araya getirelim uygulama olarak. insanlar orada ürettiklerini tüketiciye kolaylıkla ulaştırabilsinler. İşte büyük alışveriş merkezleri ya da yiyecek içecek pazarları ekonominin canlanması için tüketiciye yönelik uygulama alanları olarak karşımıza çıkıyor. Koruma işlevi ise yine toplumsal yapının en önemli işlevlerinden bir tanesi. Haklarımızın korunması. Mesela birazdan söz edeceğiz. Kadına yönelik ne yapıyor devlet? Kadının korunmasına yönelik bir takım kararlar alıyor korumaya yönelik ya da tüketici koruma hakları diyor mesela işte bir ürünü satın aldığımızda bundan menfaat sağlamadığımızı gördüğümüzde diyor ki bunu değiştirebilirsiniz diyor koruma görevi ya da kadına yönelik şiddetle ilgili mesela kadın sığınma evleri açıyor kadını koruyor koruma alanı ya da işte e, sağlık alanında insanların korunması için e, e, tedbirler alıyor ne yapıyor İşte aşı üretiyor ve bunun halka insanlara e, e, yönlendiriyor bilgi veriyor. İşte bir pandemi dönemi geçirdik mesela ne yaptı devlet bizi korumak amaçlı işte aşının üretimi Türkiye'ye gelmesi veya Azerbaycan'a işte aşının belirli miktarda gelmesi insanların aşı vurularak korunması ve bu şekilde koruma göreviyle birlikte toplum içerisinde sağlık koşullarımızın iyileşmesi ve sağlığı korumaya yönelik tedbirler alıyor. İşte gördüğünüz gibi toplumsal yapıya baktığımızda bütünleştirme, yönlendirme, uygulama ve koruma görevi toplumsal yapının en önemli işlevlerinden birisi. Tabii bütünleştirme, yönlendirme, uygulama ve koruma işlevlerini de elbette ki arkadaşlar toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar yapıyor. Şimdi biraz bu kurumlardan söz etmeye çalışacağım. Tekrar edeyim toplumsal yapının işlevleri, bütünleştirme, yönlendirme, uygulama ve koruma ama bunu başarabilmek için bu işlevleri de devlet ne yapıyor? Toplumsal yapıdaki kurumların işlevlerini belirleyebiliyor. Şimdi birkaç tane işlevlerden söz ettiğimizde mesela ne demiştik? Bütünleştirme görevini aile yapıyor. Aileye baktığımızda ailenin görevi Öncelikle ailenin görevi nedir? Üreme, çocukların korunması ve toplumsallaşma olarak karşımıza çıkıyor. Yani işte toplum ne yapıyor? Bu temel ihtiyaçları belirliyor. Bunun dışında aile deyince aklımıza tabii ki gruplar geliyor. İşte bunlar akrabalık grupları, arkadaş grupları. Bunlar da ailenin içerisinde yer alıyor. Çünkü biz toplumsallaşırken önce ailede, daha sonra arkadaş gruplarına toplumsallaşıyoruz. Grup konusunda, kültür konusunda bundan söz etmiştik. Yine ailenin belirli, sahip olduğu temel değerleri var. Yani bunlar tabii üreme, çocukların korunması, toplumsallaşma ihtiyacımızı karşılıyor ama bunun dışında da mesela sadakat, düzenli ilişkiler, işte büyüklere saygı, çocukları koruma gibi görevleri de yine bir değer olarak bize e, üstlendiriyor. Yine ailenin e, yerine getirdiği roller, annelik, babalık, işte amca, teyze, hala gibi ailedeki e, büyük ailelerde özellikle yerine getirdiği e, roller var. Ve tabi belirli de bunlar işlevleri olarak yine karşımıza çıkıyoruz. Ekonomiye baktığımızda, ekonomi biriminin kurumuna baktığımızda çünkü hangi kurumlar var aile eğitim din ekonomi hukuk bilim ordu kitle iletişim araçları siyaset sağlık gibi toplumsal kurumlar var biliyorsunuz her bir toplumsal kurumunun kendine göre belirli işlevleri olduğundan da söz edebiliyoruz mesela işte ailenin nasıl görevi varsa toplumda Ekonomik yapının da belirli görevleri var. Mesela bunlar öneler e, bankalar. Sendikalar, şirketler, işletmeler, bunlar ekonomik ekonominin örgü, örgüsel yapısı içerisinde yer alıyor. Ekonomi yapısının en önemli özelliğini tabii mal ve hizmetleri üretmek ve bunları tüketicilere sağ, e, göndermek. Bu da kim vasıtasıyla oluyor? İşte gördüğünüz yapı bankalar, sendikalar, şirketler, işletmeler de ile tüketici arasında e, bir işlev görüyor işletmeler. Yani işletme kuruluyor. İşte işletmeler e, e, üretim yapıyor ve sonucunda bu bizim topluma faydası oluyor. Yine bankalar bizim faturalarımızı ödememize, paramızı değerlendirmemize yol açıyor. Bunları yapıyor. Yine sendikalar işçilerin özelliklerini hem memurun hem de işçi sendikaları çalışanların haklarını korumak amacıyla toplumsal kurumlar içerisinde yer alıyor. Yani bunlar tabii bizim için çok önemli. Örgüsel ekonominin örgüsel yapısı içinde tabii işçiler, memurlar, çalışanlar, borçlular, kredi verenler bunlar da ekonomik yapı içerisinde yer alan rolleri belirleyen kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Ama gördüğümüz gibi şirketler, sendikalar, işletmeler ve bankalarda ekonomik yapı içerisinde yer alan önemli kurumlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Siyaset diğer önemli kurumlardan bir tanesi de siyaset. Siyasetin karşıladığı temel ihtiyaçlar ne diye baktığımızda güç ve otorite hiyerarşisini belirliyor. Biliyorsunuz güç neydi? İşte istemediği halde insanlara iş yaptırabilme yeteneği ama gücün yasal olması için de otorite gerekiyordu. Otoriteyi de nasıl tanımlamıştık? Ee, gücün yasal haline otorite diyoruz. Tabi siyasetin yerine getirdiği rollerden e, e, en önemlisi bu tabii ki baktığımızda. Siyasal partiler ve parlamento bizim e, toplum içerisinde hem Ekonomi hem toplumsal yapıyı oluşturan işte aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, hukuk gibi toplumsal kurumlara, ordu gibi bütün toplumsal kurumlara e, rehberlik ediyor, güç ve otorite koruyor. Çünkü e, bu yasal güce bağlı olarak biz e, bunu belirliyoruz. Burada karşımıza tabii yerine getirdiği roller neler? Siyaset dediğimiz zaman işte en çok kimleri görüyoruz? Cumhurbaşkanı, e, Başbakan, milletvekilleri ve seçmen tabii ki işte seçmenler milletvekilini, başbakanı ve cumhurbaşkanını belirliyor. Onlar da bizim seçmenlerin yani halkın adına bizi işte toplumsal kurum olarak temsil ederek biz seçmen olarak oy hakkımızı kullanıyoruz. Onlar da bizim adımıza Onlara vekalet veriyoruz. Onlar da e, bazı kuralları onlar belirliyorlar ve bunlar da şeyi kuruyorlar. E, toplumsal düzeni kuruyorlar. Yine baktığımızda mesela kitle iletişim araçları medya o da bir siyasi, e, bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Medyanın amacı ne arkadaşlar? Baktığımızda e, medyanın amacı e, özellikle e, bilgiyi yaymak kamuoyuna bilgiyi duy, e, duyurmak ama bunu yaparken de e, bazı kuralları var işte doğru e, bilgiyi e, dürüst bilgiyi e, e, halkımıza bildirmek ikili e, iletişim araçlarının temel e, kuralları olarak karşımıza e, çıkıyor. E, yine e, kitle iletişim araçlarında en çok e, getirdiği roller ne? İşte gazeteciler, yazarlar, haberciler, yayınlar, televizyonlar, gazeteler bize e, kitle iletişim araçları aracılığıyla bilgiyi e, doğru bilgiyi e, göndermekle yükümlüler. Dolayısıyla kitle iletişim e, kurumunun görevleri bu ee, özgür yayınlar yapmak ordu var tabi yine toplumsal kurum olarak karşımıza ordu çıkıyor Or, ordu deyince kimler aklımıza geliyor asker erler, subaylar bunlar da bizi korumak amaçlı yapılıyor. Düşmandan korumak, ulusal çıkarları korumak amaçlı görevlerini yerine getiriyor. Koydukları yine onların da kurallar var, emirler var. Astüs ilişkileri ordu da çok önemli biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Bizler bilim insanları yine bilim kurumları var biliyorsunuz. Onu da yerine getirdi. Görevler var bilimsel yöntemlerle yeni buluşlar ortaya koymak, araştırmalar yapmak, sonuçları ortaya çıkarmak, bilim insanları, doktorlar, yöneticiler yine burada etkin olarak yerine getirdikleri rolleri üstleniyorlar ve yine tarafsız olarak araştırma yapmak, bilimsel araştırma projelerinde söylemiştim ben bunu. Mutlaka etik araştırmalar yapmak. Araştırma olmasa toplumsal kurumlar ortaya çıkmaz. Bilim olmasa insanlar işte gelişemez. E, yenilikler ortaya çıkamaz. E, bizim e, lehimize olan e, konular üzerinde duruyorlar. Bunlar da toplumsal kurumların e, yerine getirdikleri görev ve roller. Tabi kitaplarınızdan bunlara bakarsanız e, ben birkaç tane örnek verdim. Bunun işte hukuk var, sağlık var, eğitim var, din konusu var arkadaşlar. Bunlar da yine toplumsal kurum olarak yerine getirdikleri görevler var. Kitabınızda bunları bir tablolar aracılığıyla ayrıntılı olarak göstereyim göstermeye çalışmışız oradan yine ayrıntıları üzerinde durursunuz. Ama burada soru varsa yine diğer toplumsal kurumlar üzerinde de durmaya çalışırım. Şimdi tabii baktığımızda bilim konusu çok önemli çünkü toplumsal kuralların en önemli özelliklerinden birisi de bilim konusu çünkü neden bilim bize destek çıkıyor toplumsal yöntem ve kuralları koyuyor araştırma sonuçlarını ortaya koyuyor bu da bizim toplumsal kurum olarak özellikle akademisyenlerin tıpçıların genetikçilerin çok önemli ee, mesela gen bilimleri artık e, birçok konuyu araştırıp işte insanların e, yaşam kalitelerini korumaya çalışıyor. Eğer bilimsel yöntemler olmasa araştırmalar olmasa bu kurum e, işlevini sürdüremez diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik e, kuramsal e, yaklaşım açısından e, konularımıza baktığımızda şu slaytları da bakıyoruz süremizi etkin kullanmak açısından karşımıza e, e, kapitalizm rejim sistemi geliyor. Ekonomi kurumunda en önemli özelliklerden bir tanesi kapitalizm ve neo kapitalizm konusu biliyorsunuz. E, bu da çok önemli çünkü neden? E, toplumlarda e, hatırlıyorsanız, ee, ekonomik kurumunda daha önce de söz etmiştik e, anlatırken e, tarihin değişik dönemlerinde demiştik ki değişik üretim rejim sistemleri kullanılmış bu üretim rejim sistemleri temel amacı toplumlar arasındaki adaletsizlikleri eşitsizlikleri ortadan kaldırmak e, insanların ee, üretim araçlarına sahip olanlarla sahip olmak isteyenler arasındaki farkı aza indirmek ve e, toplumlardaki daha iyi bir yaşam standardı oluşturmak demiştik. İşte üretim rejim sistemleri neyle başlamıştı? Kölelikle başlamıştı. Köleler toprağa bağlı köylülerdi. Bunlar işte sahip değiştirerek daha sonra mal gibi görüyor ve kas sisteminde özellikle Hindu Hinduizm ve kas sisteminde insanlar sınıf atlayamıyor diyor idik. Yani köle olarak dünyaya geldiyseniz köle olarak yaşıyorsunuz demiştik. Daha sonra kölelikten sonra serflik sistemi ortaya çıkmıştı. Evet. Serfler toprağa bağlı köylülerdi. Sahip değiştirebiliyorlar ama e, toprak değiştiremiyor idiler. Ondan sonra e, ücret rejim sistemleri e, kentleşmeyle birlikte, makinelaşmayla birlikte artık e, işçi sınıfı, yavaş yavaş tarım toplumunun makineleşmesiyle birlikte insana olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte insanlar kentlere göç etmişler. Kentlere göç edince de üretim araçları sahiplerinin yanında çalışmaya başlamışlar ve orada beden ve beyin güçleriyle İş yapmaya başlamışlardı. Ee, bu da ücret rejim sistemini ortaya çıkarmıştı. Ama ücreti rejim sistemi işte kadın çalıştırma, çocuk çalıştırma, ucuz iş gücü olduğu için sömüren ve sömürülenler e, ortaya çıkmış. Ve bu da kapitalizm rejim sistemini ortaya çıkartmıştı. Kapitalizm e, rejim sistemi e, gördüğünüz gibi slaytta üretim araçlarının özel mülkiyeti, yani üretim araçlarına sahip olanlar e, ol, e, olmak isteyenler arasındaki bir e, mücadele hatta kapitalizm rejim sistemi çatışma kuramını ortaya çıkartmıştı. Kapitalizm rejim sistemi deyince de aklımıza Karl Marx geliyordu, çatışma kuramcısı. Karl Marx'ın düşüncelerinden yola çıkarak e, baktığımızda işte e, emeğin alınıp satılması ile ortaya çıkan bir rejim sistemiydi. Bu nedenle kar amacı gidiyor idi. Bireylerin sermaye, toprak ve makine sahibi olup ne üreticili, üretileceğine kendilerinin karar verdiği bir sistemdi bu. Dolayısıyla bunlar toplum içerisinde burjuvayı oluşturuyor idi. Piyasada rekabetini satın almak ve Satmak isteyenler arasında yer aldı ve bu da çatışma kuramını öngördüğü bir sistemde kapitalizm rejim sistemi dolayısıyla e, Karl Marx'ın düşüncelerinden yola çıkmıştı. E, ortada tabii kapitalizm rejim sistemi sömürülen ve sömürülenler olarak ikiye ayrıldığı için e, bu rejim sisteminin e, olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için de ortaya e, sosyalizm dediğimiz kapitalizm rejim sistemine karşı bir rejim sistemini biz yine e, görmüştük. E, sosyalizm rejim sistemi ise e, işte Rusya'da da bugün e, örneğini gördüğümüz ortak mülkiyeti ifade eden bir kavramda e, Kapitalizm rejim sisteminin e, tersine onun e, dezavantajlarını ortadan kaldırmak için ortaya çıkan bir kuramsal sistemde sosyalizm rejim sistemi. Burada üretim araçlarında ortak mülkiyet var. Yani kişisel mülkiyet söz konusu değil. Bunlar ortak mülkiyeti benimsiyorlar. Her şeye devlet karar veriyor, kişiler değil. Üretim araçlarına sahip olanlar değil. Merkezi bir planlama sistemi olduğu için devletin kararı söz konusu. Dolayısıyla malların üretim ve paylaşımında da kar amacı güdülmüyor. Tamamen devlet bunu merkezi planlama sistemiyle yapıyor. Para, kar amacı yok. Ama tabii burada da devlet her şeyi kontrol altına aldığı için insan yaşam bireylerin e, paraları da olsa e, yaşam kalitelerinde bir düşme görülüyor. Çünkü insanlar işte e, devletin e, dağıtımına muhtaç olduğu için burada ne oluyor? E, i̇şte e, kuyruklar, e, istediği ürüne istediği zaman sahip olamama, bir yokluk dönemi ortaya çıkabiliyor. Devlet buna çünkü karar veriyor. Devletin tamamen e, kontrolü altında e, her şey e, üretim ve tüketim tamamen devletin kontrolü altında yapılıyor. Dolayısıyla rekabet de ortadan kalkıyor. Tek merkezi planlama sistemi devlet olduğu için üretici tüketici arasında ya da üretim araçlarına sahip olanlarla sahip olmak isteyenler arasında bir rekabet de söz konusu olmuyor. Ama bu sistemde tabii eşitsizlikleri tam anlamıyla ortadan kaldırmaya çok da şey olamamış yani sahip olamadığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi geldik biraz da süremizi etkin kullanmak açısından kadın ve çalışma konusuna. Bu konu tabii çok önemli bir konu. Mutlaka Azerbaycan'da da çok önemli bir konu olarak dünya genelinde zaten önemli konulardan bir tanesi bu kadın ve çalışma konusu dünya geneli bir konusu bu. Baktığımız zaman kadın çalışmalarına bugün dünyada nereye gidersek gidelim kadın çalışmaları çok popüler konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, kadın ve çalışma konusuna e, günümüzde hükümetler e, aileden e, sorumlu bakanlıklar e, bu konuya çok önem vermeye başladılar. E, yapılan araştırmada kadınların çalışma yaşamında dört başlıkta e, kadınların e, çalışma yaşamlarına müdahil olunduğu ortaya e, çıkmış. E, bu da izole edilerek ayrımcılık yapma, küçük grup ayrımcılığı olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık olarak yine ayrı bir ayrımcılık çeşidinden söz ediyoruz ve dolaylı kurumlaşmış ayrımcılık diyoruz. İzole edilerek ayrımcılık yapma, bir iş yerinde erkeklerin tek başına kendilerinin herhangi bir örgüt politikası olarak kadının çalışması yasak olmamasına rağmen işte kadınlara iş verilmemesini ifade ediyor. Bu bazen etnik kökene göre de yapılabiliyor. Yani izole edilerek yasal bir engel yok ama yöneticiler üst düzeyde çalışanlar kendilerine göre hem etnik köken açısından farklı bir kişiyi farklı bir etnik kökene sahip olan kişiyi işe almama kararı alıyorlar ve kadını da yine izole ederek iş yerine almıyorlar, iş vermiyorlar ya da genelde kendi cinsiyetinden ve kendi etnik kökeninden kişileri işe almayı tercih ediyorlar. İkincisi Küçük grup ayrımcılığı ise bir grup yine erkek e, yöneticinin kadınları e, sevmedikleri için ya da kadınları o işi yapacağına inanmadığı için işe almaması. Yani orada kadının yükselmesine engel ya da yani kadın bu işi yapamaz diyor, beceremez diyor, e, işte kafası çalışmaz e, diyor kaba bir tabirle. E, ne yapıyor? E, yine bir politika yok. Yani şey resmi bir kanal yok. Ne yapıyor? Kadınları o konuyu kadının yapamayacağına inanıyor. Zekasının ya da bedensel gücünün o işi yapmasına uygun olmadığını kendisi karar vererek yine onlara ayrımcılık yapıyor. Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılığa baktığımızda burada açık bir Örgüt politikası olarak e, ayrımcılık var. Diyor ki görev tanımında ya da iş ilanına çıktığında doğrudan kadın çalıştırılması yasaktır diyor. Ya da farklı etnik kökenden şu kişinin çalışması yasaktır diyor. Yani doğrudan bir ayrımcılık yapıyor. Mesela diyelim ki işte seyahat gerektiren bir iş e, politika gereği kadının annelik rolleri ve ev işi rollerinden dolayı kadının seyahate çıkabileceğini düşünmüyor ve doğrudan diyor ki başvururken kadın değil erkek olması diyerek doğrudan resmi bir şekilde politika olarak karar alıyor ve o işte kadın çalışılamaz ibaresi kullanarak doğrudan ayrımcılık yapmış oluyor. Dolaylı kurumsallaşmış ayrılık, ayrımcılık ise işte bazı mesleklere e, girmede yani mesleklere göre e, yerleşmiş olan düşünce kalıbına göre o eşe kadın alınamaz diyor dolaylı e, e, ayrımcılıkta. Yani e, mesela öğretmen deyince hemen kadın e, algılanıyor. Mesela bir ana sınıfı öğretmeni deyince e, işte erkek düşünülmüyor doğrudan annelik rolü gereği kadın e, yapılıyor. Mesela polis şu an Türkiye'de çok yaygın. Birçok erkek e, polis kadar kadın polis de var ama e, atıyorum şu an bilmiyorum öyle bir ayrımcılık var mı ama e, yani farazi konuşuyorum şu an. Diyelim ki diyor ki bomba imha uzmanı olan olarak polislikte kadın duygusal davrandığı için kadın bu mesleği yapamaz diyor. Yani kadının yapıp yapmayacağını araştırmıyor. Dolaylı bir kurumsallaşmış ayrımcılık. Yani kadının bir işte şey olamayacağını düşünüyor. Yani bomba imha uzmanı olamayacağını düşünüyor ve dolaylı bir kurumsallaşmış ayrımcılık yine burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tabii sadece Erkeklere yönelik de bazı kurumlarda ayrımcılık görüyoruz. Mesela işte hemşirenin erkek olamayacağı gibi ee... Bir Halbuki şu an e, birçok hemşire ve hasta bakıcılarda, e, erkek hemşire, erkek hasta bakıcılarda artık mesleklere girdi. Kadınlar da bugün otobüste sürebiliyorlar, kamyon şoförlüğü de yapabiliyorlar. Tren e, e, makinist olan birçok kadını görebiliyoruz. Ama baktığımız zaman dolaylı kurumsallaşmış bir ayrımcılık var. Bunun kadını yapamayacağını ilişkin bir ibare var. Tabii yasal e, düzenlemeler biliyorsunuz artık e, ne yapıyor? E, kadını güçlendi yönelik birçok yasal, politik, ekonomik ve siyasal, e, sosyal e, güçlendirmeler var. Mesela insan haklarında artık kadına yönelik yasal güçlendirmeler konuyorlar. Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili çok yasalar e, düzenleme getiriyor. Politik düzenlemeler de var kadının e, hükümet içerisinde mesela daha çok yer alması. O yüzden ne kadar çok mesela kadın siyasetçi gör, görünce o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü kadınların dilinden kadınlar anlayacağı için kadın siyasetçilerin artması bizim gerçekten e, çok hoşumuza giden bir davranış oluyor. Çünkü en en azından politik e, e, yasalarda e, e, politikanın içerisinde yer aldığınızda yasalarda da söz hakkına sahip oluyorsunuz ve kadınlara yönelik ayrımcılık ortadan kaldırılabiliyor. Biliyorsunuz birçok um, kırsal kesimde işte vasiyet yapılırken kadına kötü yerler bırakılıp aileler tarafından para getirebilecek alanların daha çok erkeklere miras olarak bırakıldığı toplumlar da görüyoruz. Bunlar tabii çok büyük bir ayrımcılık. Kadını o yüzden mutlaka güçlendirmek gerekiyor. Kadın derneklerinin kadın gelir getirici gruplarda kadınların yer alması cinsiyete göre dağılımın değil de kadınların veya erkeklere ayırt etmek sizin yetenek ve beceriye göre tercih edilmesi konusunda politik güçlendirmeler var. Kadın erkek arasındaki ücret farklılıkları geçmişte hep anlatırken tarihte söz etmiştim ben sizlere hatırlıyorsanız. Kadına daha az ücret ödendiği için özellikle kapitalizm rejim sistemlerinin ilk dönemlerinde en önemli bir konu buydu. Çocuk ve kadın işçi çalıştırılıyordu. Çünkü daha düşük ücret olduğu için. Halbuki burada cinsiyete bakmaksızın herkesin eşit ücreti alması, kadınların Oy vermesi, kadının oy verme potansiyelinin arttırılması, e, sendikada kadın sayısının artması çok önemli. Bugün mesela kadın yönetici deyince daha az kişi karşımıza çıkıyor. Özellikle sendikalarda kadınların daha az e, çalıştıklarını görüyoruz. Oysa ki bunlar son derece önemli konular olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet böylelikle arkadaşlar konuyu bitirmiş oldum. Biraz da her hafta yaptığımız gibi isterseniz biraz da konularımızı tekrarlama yani özetleyerek tabii bir sürede konuları özetlemeye çalıştık en azından burada. Çünkü hepsini anlatmamıza elbette ki imkan olmuyor ama önemli konular sınavlarda soru gelebilecek konular üzerinde daha çok durarak sizlerle konuları bitirdik. Biraz da soru cevap yapmak istiyorum. Böylelikle de bir tekrar olmuş olsun. Hem de konu tekrarı yapmış olalım. Soruları hazırlarken de üzerinde durmadığım konular üzerinden giderek soruları hazırlamaya çalıştım ki onları da sorularla incelemeye çalışalım. Ee, mesela sorularımızdan birisi sağlık kurumunu çok anlatmamıştım. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumunun temel değerleri arasında yer almaz? Burada olumsuz bir soru eki olarak karşımıza e, çıkmış. E, e, burada sağlık kurumunun değerleri arasında yer almayacak soruyor soruyor. Olumsuz bir soru ki dedik. Hipokrat yemini tabii ki sağlıkta yer alır. Müşteri hep haklı zihniyeti. Sağlığı korumak bu da tabii genelde sağlık kurumunun temel değerleri arasında yer alacak. Doktor tavsiyeleri yine sağlık kurumunun temel ...diğerleri arasında yer alan önemli konulardan bir tanesi. Doğru teşhis yapmak sağlık kurumunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Toplumsal kurumlarda şöyle tekrardan bir geri döndüğümüzde, baktığımızda tekrarlayalım. İşte e, sağlık kurumlarının yerine getirdiği görevler neydi? Bunlar hekim, hemşire, e, hastalar, eczacılar, sağlık çalışanlarının hepsi bunun içerisinde yer alıyordu... Özellikle sağlık hizmetini iyi vermek onların önemli e, konularıydı. Hipokrat yemin doktorlar için olmak e, çok önemli bir e, temel değer olarak karşımıza e, çıkıyordu. E, yine hastaneler, klinikler, eczaneler, sigorta sigorta şirketleri, sağlık e, kurumunun e, önemli konularından birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Burada müşteri hep haklı e, zihniyede daha çok işte tüketim e, işletmelerinin e, işletme e, konusunun e, ya da ekonomi konusunun ya da siyaset konusunun daha çok konuları içerisine girebilir. Sağlık konusunun içerisine yer almaz. Doğru cevap bu durumda B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet ordudan e, çok kısa söz etmiştim biraz isterseniz ordu konusu üzerinde e, duralım e, ordunun temel değerleri nedir e, aşağıdakilerden hangisi e, ordunun yapısı içerisinde yer almaz burada olmayan e, cevabı e, soruyoruz. Ordu'nun temel yapısı içerisinde, ordu'nun görevi nedir? Düşmanlardan kişileri, vatandaşı korumak, ulusal çıkarları desteklemek ordu'nun görevleri içerisindeydi. Asker erler, subaylar, mahkumlar, casuslar demiş kitabınızda. Bunlar ordunun yapısı içerisinde yer alıyor olmuş. Ordu, donanma, polis, jandarma ve sahil güvenlik olarak çıkmış karşımıza. Burada kimi ordunun içerisine yer almaz dediğimizde doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı yani polis ordunun içerisinde yer almıyor. Hükümete bağlı olarak çalışıyor. O yüzden biz orduyu, pardon, polisleri ordunun içerisinde yer almaz olarak tanımlıyoruz. Evet, kadına yönelik ekonomik güçlendirmede neler yer alır dediğimizde karşımıza neler çıkıyor ona bakalım. Kadına yönelik hangi ekonomik güçlendirmeler yer alır dediğimizde e, burada biraz önce de bir e, söz etmeye çalışmıştım istihdam edilme hmm. Ücret adaletsizliklerinin kaldırılması bunlar çok önemli çünkü istihdam konusu çok çok önemli arkadaşlar çünkü e, kadın e, birçok iş yerinde dediğim gibi istihdam edilmiyor. Bugün daha hala e, baktığımızda birçok e, sektörde kadın istihdamına çok az rastlıyoruz. Erkekler biraz daha baskın olarak yer alabiliyorlar. E, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapmamamız gerekiyor. Az önce demiştim ücret adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması daha Az ücret vermek için özellikle kadını e, işe almanın tercih edilmesi e, insan haklarına zaten aykırı bir davranış. E, aynı işi yaptıktan sonra kadın ve erkek e, farklı bir ücret almaması gerekiyor. Kadınlar tarafından kontrol edilen mülk oranları e, eskiden çok azdı. Biraz önce de demiştim genelde e, e, erke, evin erkek çocuklarını kontrol bırakılıyordu. Baba otoritesinin olduğu ailelerde bile baba yok ol, vefat ettiğinde veya şehir değiştirdiğinde ev otoritesi, evin kontrolü, mülk kontrolü evin erkek çocuğuna aktarılıyordu. Kız çocuğunun aile içerisinde bile değerinin olmadığı aileler görüyor idik. Şimdi biraz daha bu tabii değişti. Özellikle kadın eğitim oranı yükselmesiyle birlikte mülk oranı artık kadın tarafından da kontrol ediliyor. Bağımsız olarak küçük bütçe harcama yapabilme özelliği kadında. Biliyoruz ki bugün hala daha özellikle otoriter ve geleneksel ailede evin bütçesi erkeğin kontrolünde. Kadın bütçeyi kontrol hakkına sahip değil Oysa ki modern toplumlarda kadının da artık bütçeyi kontrol etmeye hakkı olabilmeli. Diğer bir faktör de kredi alabilme. Geçmişte biliyorsunuz kadına kredi çıkmıyordu, kadın kredi kullanamıyordu ama şimdi yeni yasal düzenlemelerle birlikte özellikle iş kuracak kadınlara bile bütçe ve kredi kullanabilme hakkı tanındı. İş için alabilme imkanı var. Kadın olarak da fark etmiyor. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğer bir gelecek güvencesi varsa banka kadına da kredi verebiliyor arkadaşlar. Bu da yine kadının özellikleri arasında yer alıyor. Evet, politik güçlendirmede kadına neler yapılabilir? Buna baktığımızda tabii çok önemli. Çünkü kadın ne kadar çok siyasete girerse o kadar çok kadın haklarını koruyabilir yerel meclis ve karar verme organlarında kadın yüzdesinin artması gerekiyor. Yavaş yavaş artıyor. Bugün belki Türkiye'yi takip ediyor mu bilmiyorum. Azerbaycan'daki arkadaşlarımız, Özbekistan'daki ve Azerbaycan'daki arkadaşlarımız. Şimdi artık bugün belediye seçimleri yaklaşıyor Mart ayında. Ben şöyle bir takip ediyorum. Pek çok ilde artık kadın da aday mesela Eskişehir'de de e, bir kadın e, e, adayımız var e, büyükşehir başkanlığına e, bu bizi çok mutlu ediyor tabii biz kadın olarak kadınları desteklememiz gerekiyor e, hangi siyasi platformdan çok başvurduğundan çok kadın olması çok önemli. Belediyelerde kadınlarda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Örnekleri de var. O yüzden mutlaka hükümet içerse yer alıyor. Oy, ver, oy veren kadınların yüzdesini arttırmak lazım. Bugün işte evin erkeğe gidiyor ama bakıyoruz kadınların oy, oy veren kadın sayısı her iki ülke nüfusuna göre baktığımızda bütün kadının oy vermesi lazım. Ama kadınların çok az oy e, verdiğini e, çok ciddi alınmadığını görüyoruz. Oysa ki kadın kendi haklarının korunması açısından mutlaka hangi eğitim seviyesinde olursa olsun gidip e, vatandaşlık görevini yapmalı ve oy kullanmalı. Politik kampanyalara katılan kadın yüzdesini arttırmamız lazım. Çünkü politikada kadın yer alırsa e, meclis üyesi olursa karar verme organında e, yer alırsa kadınlar kadınların haklarını koruyabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bugün ünitemizde tamamlamış olduk. Süremizde e, özetleyebildik hepsini. Umarım ki faydalı olmuştur. Ee, tabii süremiz yettiğince e, tanımlamaya çalışıyoruz. İşte küresellik, küreyellik bu kavramlardan söz ettik. Toplumsal yapı kurumlar arasındaki ilişkilerden çok soru gelebileceği için üzerinde çok durmaya çalıştım. Ee, ekonomiyle toplumsal kurumlar arasındaki ortak noktaları anlattık ve özellikle kadının çalışma yaşamındaki sorunlarına çok önem verdik çünkü bu çok önemli bir konu olarak düşünüyorum. Ee, böylelikle konumuzu bitirmiş olduk derse katılan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ekibimize Azerbaycan'daki ekibimize Türkiye'deki anıl hocamıza destekleri için tekrar teşekkür ediyorum bize bizimle birlikte derste durdukları için ve sağlıklı bir şekilde teknik anlamda dersimizi yaptıkları için onları da teşekkür ediyorum haftaya tekrar yeni bir konuda galiba 6. ünite olacak. Ee, görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sağlıklı kalın diyorum.